AK Parti 1994'ten bu yana bir şekilde belediyelerde olan ve her zaman söylediğim gibi AK Parti'nin genel parametresine uygun olarak bir aslında nicelik devrimi yapmış bir parti. Şimdi bunun nitelik yönüne daha ağırlık verileceği, kaliteye daha ağırlık verileceği görülüyor. Belediyelerde de aynı şey geçerli. Yani temel ihtiyaçlar hala bitmiş değil. Çünkü Türkiye 82 milyonluk kocaman bir ülke ve altyapısının tamamlanması öyle kolay değil. Ama bunda çok büyük ölçüde bir başarı gerçekleştirildi. Şimdi bunun yeni seçmen sosyolojisine uygun olarak gençlerin, kadınların ve diğer toplumsal kesimlerin taleplerine uygun olarak yeni bir belediyecilik anlayışıyla yürümesi gerekiyor. AK Parti'nin bu anlamda ev ödevini iyi yaptığı anlaşılıyor. Bu zaten hani bir şekilde takip ettiğimiz işte genel başkan yardımcılarının hem belediyelerde hem kentleşme ile ilgili yaptığı 1-2 yıllık bir çalışmanın sonucu. Yani oraya yazılan o metinler şey değil. Dünyada belediyecilik nereye gidiyor? Biz de bakalım bir belli başlıklar atalım değil. Gerçekten Türkiye'de insanlar ne istiyorlar? Yerel yönetimlerde neler lazım? Bunların hepsinin tespit edildiği bir çerçevenin özü o prensip olarak. Tabii bunların projeler olarak gündeme geleceğini de biliyoruz. Ama ben AK Parti'nin manifestosundaki en önemli vurgunun bu gönül vurgusu olduğunu düşünüyorum. Cumhurbaşkanı'nın baştan konuşmasındaki o şiirsel yaklaşım, hatırlarsanız gönül, gül üzerinden yaptığı yaklaşım aslında hem teşkilatları canlandırmak, hem teşkilatların halkla olan, seçmenle olan bağlarını yeniden kurmak, hem de kendisini seçmenle olan bağlarını yeniden kurmak demek. Bu bitmeyen bir iş. Yani partiler, liderler bunu sürekli olarak yapmak durumundalar. Seçmene sürekli olarak belli konularda yeni umutlar, vaatler vermek durumundalar. AK Parti için bu aslında zannedildiğinden daha kolay, çünkü çok önemli bir performansın üzerine bunu yapıyor. Ama tek önemli şey ne? O dinamizmi teşkilatların sahip çıkması lazım. Yani Erdoğan'ın dinamizmine teşkilatlar sahip çıkar, aynı dinamizmi gösterirlerse AK Parti'nin bu anlamda hazırlıklı olduğu bir seçime gittiğini söyleyebiliriz.